sanal dünyalarla, medya videolarla uğraşanların ne başına geliyor biliyor musunuz? Sanal dünyalarla iştigal insanlara sanal bir vicdanı oluşturur. Sanal dünya kişinin tüm sistemine gerçeklik duygusunu, fikrinisini kaybettirir. Yani film seyrede de adam ölüyor. Hele çizgi film çocuk. Adam ölüyor, kesiliyor falan. Etkileniyor mu? Çocuk kapatınca ne acıktım. Evet. Ama adam öldü. Artık o yapa yapa sanal bir dünyanın kendisi onun içinde bir eleman olduğunu hisseder. Hisseder. Artık sanal bir dünyada yaşadığı için sanal dünyası oluşur. Bu çocuğun da sanal vicdanı olur. Bu acayip. Artık mesela kediyi de öldürür. Birisini vursa korkması lazım kan görmesi için. Kan görünce çocuk korkar. Ama sanal dünyada kan göre göre filmlerde artık o sanal bir dünyada yaşadığı için her şeyi sanal zannediyor. Artık gerçeklikle sanalı ayırt edemez. En büyük savaş şimdi bu. Yani öyle atom matom falan değil şimdi, uçak değil. Çocukları ve gençleri sanal dünyaya iterek, gerçeklikten kopararak hususi bir sanal dünyayı yaşayıp hakikatlerden, gerçekliklerden uzaklaştırmak. Bunun da sanal bir vicdanı olur. Sanal aklı olur, sanal kalbi olur, sanal bir ruhu olur. Çünkü artık sanal bir dünya, sanal dünyanın bir üyesi, ferdi gibi hisseder kendisi. Bir de Bir de okuyayım. abi, benim mesela bir kuzenim vardı, küçük yaşı. O böyle çok çizgi filmler izliyor. Yani çizgi filmlerde de böyle arabalar falan hep konuşturuluyor ya orada. Mesela mucizeleri anlattığımda mucizele karşı ya olur mu öyle şey diye mucizelere karşı bile artık o şeylere oluyor bir de yani böyle. İtiraz Kabul ediyor. ettiremiyorsun yani. Ettiremiyorsun. O çizgi filmler öyle de yapıyor yani Öyle yapıyor şey. ya. Sanal dünya sana sanal bir dünya oluşturur. Sanal dünya kişinin tüm sistemine gerçeklik duygusunu, fikrini, hissini vererek gerçekliklerden uzaklaştırır. Seyrettiği veya dinlediklerine karşı insan iletişim kurar. Hangi müzik kurar? Kimi dinliyorsun? Kimi film seyrediyorsun? Onu seyrediyorsun zannediyorsun. Oysa seyrederken içine giriyorsun. İçine girmezsen zaten seyredemezsin. Duygusallık olmaz. Mesela bunu çok biraz yaptığım için söylüyorum. Eskide spor yapardım ya. Mesela hoca derdi, çıkacaksın şeye, mesela musabaka şuraya buraya. Onunla alakalı pir. Aşağıda, yukarıya çıkacaksın artık o şeyi yapacaksın. Onunla alakalı en meşhur büyük televizyonda seyrettiriyor. Veya o coşturuculuk yapıyor böyle. Gözünü kapattırıyor sana. En böyle işte koşarken böyle şöyle yaparken böyle coşturuluyor. Sanal bir dünyada bütün organlarını, kaslarını, liflerini, ATP'leri, bütün enerjini aktif ediyor. Çıkıyorsun spor, artık kimse yok karşında gibi hissettiriyor. Sanal dünya yapıyorlar yani. Ona yani şeyi demek istiyorum. Seyrederken o oluyorsun. Bir tane çocuk vardı, Zeytinburnu'na geldi, dördüncü katta şey. Babasıyla şey yapardı. Kaç yaşında? 4 yaşında bak bayram gülmeye başladı. Ben ilk defa gördüm hayatımda. Ben ne bileyim çizgi filmi. Öyle namaz kılıyorsun. Yapıyor. O kafasına. Ondan sonra hemen babası cama koştu. Tutamıyorlar da atlar diye. Himen geliyor, himen geliyor. Ulan himen. Ütüyor. Ben nerede bileceğim himen ki? Himen. Meğer atlayacak diye babası devamlı annesi babasının vermiş çocuğu yanına ki atlayacak bir yerden. Elbiseyi giymiş, himeni giydirmişler, himeni falan. Ne bileyim onu. Böyle namaz kılıyoruz. Adam farza hocam ben arkada tek kılsam olur mu? Olur dedim ben ne bileyim o. Olur ama niye yapıyor bir? Niye adam? Mer çocuğuna şey yapıyor. Sonra bir namazı zor kıldı. Camları hep kapattırdı. Kapıları kapattırdı. Ya çocuk ya 4 yaşında camları bize kapattırdı. Açamaz, yükseğe gidemez, açamıyor. Himen geliyor diye. Çünkü o artık çocuk kendisini yaşamıyor ki. Artık orada. Yapıyor, yapıyor.
Ulan Allah Allah, hemen git, alıp götürmesini istedim ya. Kardeşim al git dedim ya, başıma iş açacak, şimdi dördüncü kattayız. Senin himenine de sana da. Ya, yani seyrediyor, içine giriyor. Zannediyor ki anne baba, ben şurada iki tane lafın belini kıracağız. Yani bir iki tane derken bir iki saat gıybet edeceğiz, laklak yapacağız. Telefonla alır, arkadaşın ne konuştuk? Yani bir iki lafın belini kırdık, iki saat telefon. Bir kadın açtığı zaman en az bir saat rahat. Bu çocuk ne olacak? Ben telefon konuşmasını şey yapmıyorum. O çocuk ne olacak? Bir sürü şeyleri var, istekleri var. Benimle ilgilen diyor. Allah suratına tıkar gibi. Allah tableti. Allah telefonu. Der gibi. Ona koyuyorsun. Emzik gibi. Ne yemek ister ne bir şey. Bitti. Çocuğa onun için veriliyor. Peki ne yapalım tablet? Tablet. Telefon sorunu olanı. Niçin o bu çocukla telefon sorunu? Sen oynamadın ki. Ya ben görüyorum. Ben, bizim karşıda yeğenin oradayken bir misafir geldi. Bizim kardeş. Annesinin altında çocuk dolaşıyor şuraya koltuklara, ne yaptı belli değil. O oyun oynuyor. Şöyle diyorum, gördün mü? Bizim yanında buysa. Tek başına evde ne yapıyor? Yani sanal bir dünya oluşuyor. Gerçeklikten kopuyor. Bu çocuğun sanal akıl, sanal vicdan, sanal kalp, sanal ruh haline geliyor. İçine giriyor. Orayın bireyiymiş gibi kendisini hissediyor çocuk ve insan. Bırak çocuğu, biz hakikatlerden uzaklaşılacak halet ruhiye veriyor.